Erdoğan dedi ki enflasyonla mücadele ediyoruz. Haziran'da da demiş ki kararlıyız demiş mücadele etmeye. Evet. Ondan önce de benzer açıklamaları var. Sürekli böyle iki ayda bir benzer açıklamalar yapıyorsun. Yok be abi. Enflasyon eşit bir mücadele yok be abi. Mecbur insanları bu şekilde hani en güzel kandırmanın yolu şükür, sabır, Allah, kitap. Türk milletini başka türlü kandıramazsın. Ancak Allah diyerek kandırabilirsin. Az önce bir vatandaşla denk geldi. Evet kötü gidişat var. Sorumlusu kim? Sorumlusu i̇şte dünyada her tarafta diyorlar. Dünyada her taraf değil abi. Türkiye'yi yönetenler bunun sorumlusu. Yalan abi yalan. Bugün ben Karadenizliyim. Müsaade edin bir saniye. Karadenizliyim, fındığın taban fiyatı 82,5 lira açıklandı. Maliyeti 110 lira. Bunu Avrupa yapmıyor bunu. Bizi yönetenler yapıyor bunu. Ama bunları vatandaş getirdi yine bir 20 yıl sonra tekrar bir. Ya niye getirdi? Karşısında muhalefet olmadığı için getirdi. Muhalefet olsa herhalde değişirdi değil mi? Bunlar mı kalacak? Bunlar da kalmayacak. Bunlara da bay bay yakında. Öyle mi? Yerel seçimler geldi. Kime bay bay anlamadım. Muhalefete mi iktidara mı? Hepsine. Hepsine bay bay. Hepsine. Muhalefet var mı Türkiye'de? Ya şöyle ya, bir dakika. Türkiye'de muhalefet var mı? Ben sorguluyorum yok. Olsaydı böyle olmazdı. Onun için kimse kusura bakmasın. Herkes ektiğini biçiyor. Biçecek. Son sözünü alayım abicim. Son sözün mü? Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene bağlı. Yani tansiyonun çıktığı zaman insanın bayılmıyor mu? Şu anda insanlar da aynı vaziyette değil mi? Sen eğer mücadele ediyorsan niye her gün efendime söyleyeyim şekere, çaya, mazota zam geliyor? Bu mu mücadele? Abi. Gel, bir dakika Allah aşkına gel. Sen de aynı yapma. Allah'a anladın. Gel abim. Sen kaçırmam ben seni dur. Vallahi. Sen çok güzel partiliydin abi. Gözünü seveyim neden vazgeçtin? Neden vazgeçtin? Söyle. Milleti... Milleti ezdi mi? Ama biz sana söylüyorduk, kızıyordun bize. Ben o zaman bilmiyordum, özür diliyorum. Özür diliyorum. Kimden, benden mi? Herkesten, evet. Bence bütün seçmenlerden özür diliyorum. Abi helal olsun sana, bak takdir ediyorum. Aferin sana. Neredeydi? Çok özür diliyorum ya. Ben emekliyim, gel. Siz, bir dakika, dur, seni çekeyim. Emekli maaşımı açacağım, onu bekliyorum. Emekli maaşını açacak. Al, 1 lira 59 kuruş zam almışım. Kaç? 1 lira 59 kuruş, al abi, gör. Abi, kör olma, bozdur harcayın. Al, bunu Recep Tayyip Erdoğan'a gönderin, al. Al. Şükret. Al. 1 lira 59 kuruş aldığın zam emekli maaşına. 1 lira 59 kuruş zam aldın. Al ha. Bak. Abi süper, nankör olma, şükret. Ha. Zehir zıkkım olsun, Allah belalarını versin. Anladım, Allah en büyük acıyı versin onlara. Ha. Bak başın derde girecek ha, bak yayınlayacağım. Yayınla. Yayınlayacağım bak, ona göre başın derde girecek. Yayınla sonra... Söyleyeyim. Yayınla. Benim adım Muamber, soyadım İnan, diyaliz hastasıyım. Aç geziyorum, içeride en azından karnım doyar bari. Emekliyim. Bedava 3 öğün yemek verecekler beleşten. Değil mi? Emekli maaşı 1,5 lira zam vermişler. 1 lira 59 kuruş Allah'a. Emekli. Al baka. Anladım. Sayın müdürüm. Ne kadar alın emekli maaşı? 7500 lira. Allah kolaylık versin abicim, ne diyeyim ben sana. Vermiyor Allah kolaylık. Havadan para yağmıyor. Yok yani ben temennide bulunayım da. Biliyoruz Allah karışmıyor bunlara. Ya. Al havadan. Ha söyle. Abim. Çekiyor musun? Abi şu anda Türkiye cennet. Cennet. Her tarafı 10 numara. Abi, yalnız biz insan olarak. Abi, bir saniye abicim. Bir dakika konuşsun bir saniye. Biz insan olarak. Anladın mı? Sandıkta doğru düz cevap veremiyoruz. Emekli öyle, işçi öyle. Memur da insan, ben de insanım. Niye bize zam vermiyor? Neden zam vermiyor? Önü Mart'ta seçim var. Allah nasip ederse o zaman biz de cevabını vereceğiz. Peki, ben bir emekli. Yapıldı, niye vermedi şimdiki son seçimde? Niye vermedi? Yeni bilemeyiz bitti daha abi. Öyle değil mi? Yeni bitti ya. O diye ben vermedim. Bu emekliğine kim verdi? Alt tabandaki garibanına verdi. Verdi, ondan sonra sıkıntı çekiyorsun. Hayır, verseydi ne olacaktı? Kılıçdaroğlu bu sorunları çözecek miydi? Bilemeyiz ki. Bilemeyiz ki. Şimdi güneşim değiliz ki, bizde, bilemeyiz. Bizde bir şey vardır, görünen köy kılavuz istemez diye. Bize daha çok binerler, ben sana söylüyorum. Türk milleti... Bize bakmışız, ne bize? Bize daha çok binerler, binerler. Kıyamete kadar ya, anladın şey mı? Bizi bu şekilde kullanırlar, niye biliyor musun? Şimdi var ya, elin papazı bir tane Kur'an dese, ya arkadaş be Kur'an dedi, Allah dedi. Lan papaz seni yönetiyor be, gözünü aç ya. Adam camiye gidiyor böyle diyor. Ya namaz kılıyor ya. Keşke, ya kulağı kılıyor. Ya kardeşim adam belli değil. Ne olduğu belli değil ya. Keşke, ne olduğu belli değil bakın, ya. Bakın keşke ya bizim meclisimiz Hristiyan meclisi gibi olabilse. Aynen. Bakın Hristiyanım diyor. O kadar düzgünüz. Biz elhamdülillah Müslümanız ama burada diyoruz. Tamam mı? Adam millet meclisinde milletvekilleri onay alırken, yemin ederken İncil'e el basıp yemin ediyor. Bizim meclisimizde İnanan veya inanmayan, hangi dine mensup olursa olsun, kim inancına göre kitabına el basıp da orada yemin ediyor? Ayağını kaldırıp and içerimle bu iş olmaz. Dürüstlük olacaktır. Emekliyi yaktılar, emekliyi yandı.
Yandı benim ciğerlerim yanıyor. Hak ediyorsunuz abi. Hak ediyorsunuz. Oy verenler hak ediyor. Sana oy verdin mi abiciğim? Vermem. Kıyamet kopsa vermem. Bunu daha önce verdin mi? Hiç vermedim abi. Vermem de. Hak ediyorsunuz. Sen verdin mi? Vermedim abi. Vermem de. Kime soruyorsak sen verdin. Ben Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da yaşıyorsun. Aynen. Buraya tatile geldim. Amerika sürünüyor. Raflar boş mu? Sürünüyor. Ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Herkes oyu alana kadar Ağapaşa oyu kazandıktan sonra saldım çeyre Mevlam gayra. Bir anlatsana Amerika'yı, kıskanıyorlar mı lan bizi ya? Neyini anlatayım? Kimse kıskanmıyor ki. Aa, herkes dalga geçiyor. Herkesin sadece masa sohbeti, muhabbeti. Türkiye'nin hali. Ben sana öyle diyeyim. 1,5 aydır buradayım. Ben pazartesi döneceğim Amerika'ya mesela. New York'ta. New York. Kardeşim, aynen. Abi ailemi ziyaret için geliyorum. Yoksa gelmem yani. Vallahi ziyaret için bile i̇şte gelmem. Yani herkes oyu alana kadar Ağapaşa, oyu aldıktan sonra Mevlam gayra, saldım çayıra. Bakın bu ülkede yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bu ülkede yaşıyoruz. Mülteci durumuna düştük ya. Burada geçen bu beyefendiyle röportaj yaptık. Daha önce bizimle yaptığı röportajlarda AK Parti'yi öve ve bitiremiyordu. Geçen yaptığımız röportajda dedi ki kendimi asacağım dedi. Kendini asacaksın. Sakın öyle bir şey yapma. Hala pişmansın değil mi? Hala pişman. Batırma beni. Her insan hata yapabilir. Verdik. Bir dakika. Şimdi sizinle ilgili ne diyordu biliyor musun? Şimdi sosyal medyada diyorlar ki sizin gibi olanlarla oh diyorlar. Diyenler... Sen bir çeker misin şöyle bir oh çeksene? Neyin ohunu çekeyim? İşte kendi kahrını. Pişmanlık ohunu mu? Ya başversene kandırdılar, ben de kandırıldım. Ya bir şey söyleyeceğim, geçen de soracaktım sana da arada kaynadı. Şimdi kandırdılar diyorsun. Hı. Abi ya Zeka yaşın kaç, kusura bakma lütfen. Bak, kaç abi, kaç yaşındasın dinle. Sen ya? Ya ben tamam da... Yanlış anlama bazen, lütfen. Ama bu soruyu hak ediyorsunuz ya. Zeka yaşın kaç abi, nasıl kanarsın? Düşüyor. Düşüyor abi. Aldanıyorsunuz diyorsun. Aldanıyoruz. Sayın Erdoğan da aldanmıştı değil mi? Ne ya? FETÖ aldatmıştı. Bir zamanlar hatırlıyor musun? Oralara girersen... O aldandıysa ben haydi aldanmıştım. Yani. Öyle değil mi? Pişmanım abi, ne yapayım? Şeyi bekliyorum. Neyi? Yerel seçimleri bekliyorum. Bari hiç olmazsa kendimi affettireyim, biliyor musun? Ne değişmeyecek? Niye? Değişir. Vermeyecek ya, söz verdi. Tamam, o vermeyecek. Vallahi billahi namusum üzerinden söz veriyorum. Arkadaşlarımı da şey yapayım. Asla bir daha benden oy alamaz. Ben vereceğim. Versen ne olacak? Ablacığım, artık. Sen hem çekiyorsun bizi, evet. Hem de o zaman hem sen beni çek, biz de seni çekelim, tamam. Soralım. Erdoğan enflasyonla ilgili mücadele edeceğiz dedi. 2 ay önce de açıklama yapmış. Evet. Kararlıyız mücadele etmeye demişti. Ne düşünüyorsun? Hiç inanmıyorum. Kendi cebini doldurmak için mücadele ediyor. Öyle mi? Tabii ki. Bizi düşünen kimse yok. Kim düşünecek? Muhalefet de düşünmüyor. Muhalefet de kendi derdini düşünüyor. Artık kendi halimize kaldık yani. Allah'a emanet. Bir tane bile gelmez. Vallahi mi? Ha gelmez. Bir dakika dur. Nasıl gelmez ya? Gelmez de bir tane bile insan gelmez yani. İyi mi her şey? İyi, çok iyi. Süper. Yenge niye gülüyorsun? Bir daha bulamazsınız bunu bak. Bunu bir daha bulamazsınız. Allah Allah. Ha. Ciddi misin yoksa ironi mi yapıyorsun? Ya ciddi miydi söylerim işte sana. Bir daha bulamazsınız. Enflasyonla mücadele ediyoruz dedi. Yok. Teyzeyi sor teyze. Sen ne diyorsun teyzeciğim? Nasıl hayat pahalılığı? Hayat valla zor iş bu iş. Zor değil mi? Ne olacak peki? Niye aldın? Geçimi biliyor musunuz? Bugün pazara vardım şimdi. Aha. 450 lira harcadım. Ne aldın? Aldım çantanın yine bir damla bir şey. Bir avuç bir şey. Ne oldu peki? Yani bir hafta ben onu yiyeceğim. Niye ne olacak bu? Niye kadar pahalılık oldu, neden? Sorumlusu kim? Sorumlusu? Başta olan kim olacak başka? Ama ona oy verdik. Dedik ki daha iyi yönetsin bizi. Daha iyi yönetsin, yönetti mi? Bak ne yaptı bizi. Pişman mısınız oy verdiğinize? Herkes pişmandır bence. Herkes mi? Herkesdir. Peki, teşekkür ederim. Ben kimseden bir şey duymuyorum zaten, iyi diye. İyi diyen yok. İyi diyen yok. Konuşuyor, aklına geldiği şeyleri söylüyor. Tatbikat yok. Yok, icraat yok. Diyorsun. İcraat yok. Millet perişan halde. Ama... Onlar istedikleri gibi konuşuyorlar. Ama şimdi enflasyonu düşüreceğim diyor. Kim çıkarttı, ben mi çıkarttım enflasyonu? Valla ben çıkarmadım. Biz de çıkartmadık. Halk çıkartmadı. Bu marketler suçluyorlar, pazarcıları suçluyorlar. Abi bak işte, depremi bahane yapıyorlar. 99 depreminde rahmetli o jeoloji mühendisi, yok jeoloji mühendisi vardı. Neydi onun ismi? Rahmetli oldu. Işıkara. Işıkara. Aykut muydu öyle bir şey? Ne Işıkara'sı işte. Çok iyi bir isim. Bu adam DASK'ı çıkarttı. Nerede abi deprem paraları? Nereye gitti? Nerede abi deprem paraları? Bak bir deprem daha oldu. Şimdi Sayın abi, depremi bahane ettiler. Evet. Pandemiyi bahane ettiler. Rusya ile Ukrayna savaşıyor, onu bahane ettiler. Herkeste kabahat var. Herkes suçlu. Aynen. Halk suçlu, pazarcılar suçlu, marketler suçlu. Bizi yönetenler. Aynen öyle. Bizi yönetenlerin hiç kabahat yok. Yok, kabahat yok onların.